Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayeli Teğet Ayeti Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki test birinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 98 ve 99 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ABCD eşkenar dörtgen verilmiş ve BEC eşkenar üçgen verilmiş. Şu eşitleri şöyle bir yazalım öncelikli olarak. Ve BEC de eşkenar üçgendenmiş ya bir kenarı çift çizgi bunlar da çift çizgi olmak zorunda. E o zaman eşkenar üçgen eşitleri şöyle yazalım. 60 60 60'ları yazalım. 80 ise karşısındaki açıda 80 derecedir. Yani buraya kaç derece kaldı o zaman? 20 derece kaldı. A, burada ekstradan bir ikizkenar çıktı. Ve ikiz kenarda tepe açısı kaç derece? 20 derece. 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80 80 yaptı burası. E bu açı 80 derece ise bu açıda 100 derece yapması lazım. O zaman x artı 80 eşittir 100 ise x'i de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Evet birinci soru böylelikle 20 yani Cihan çıktı arkadaşım. Geldik ikinci soruya. ABCD eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen yani paralel kenarın özel bir hali. Şu eşitleri yazdık. Bütün kenarlar birbirine eşit. 1.96 bir de 96 derece verilmiş bana. Bu 96'yı ben burada kullanmak zorundayım. Şimdi burada köşegen de çizilmiş. E köşegende bu köşegen eşkenar dörtgen daha çortay değil midir? Evet XX. Hocam burası da aynı şekilde XX. Hatta ben buraya a a dersem burası da 2a yapar. Hatta x dediğimde ne oldu arkadaşım? 2a oldu. E, bitti. Niye bitti? E, şuradaki üçgene baksana kardeşim. Buradaki üçgende 3a artı 96 neye eşit olmak zorunda? 180'e 3a eşittir. 84 gelir. 84'de 3'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 2 kere 3 6. 3 kere 8 24. 28 yapıyor galiba değil mi? Evet. A'yı da böyle 28 buluruz. Benden x isteniyor. X de 2a'ya eşit olduğundan 28'in 2 katı cevap 56 yapar. Yani İkinci soru Denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. E hocam 13, 13. Buraya ne kaldı? 9 kaldı. FC uzunluğu isteniyor bizden. FC. Arkadaşlar şunlar şunlar birbirine eşit değil midir? Evet. E, FC dediğimiz X. Aynı zamanda burası da X. E burada öklit bağıntısı var. Çünkü diklendik çizilmiş. Hocam H2, H kare PK'dan H'ı bulup sonra Pisagor'dan X'i bulabiliriz. Ya da direkt X'e ait öklit bağıntısı sol tarafta olduğu için sola dayalı. Yani X'in karesi işte 4 çarpı tamamı 13 kökünü alırsam x karekök içinde 4 çarpı 13 yaptı. 4 dışarıya 2 diye çıkar ve x'i de 2 kök 13 diye bulur muyuz? Buluruz. Niye yazamadıysam cevap C han oldu arkadaşlar. Onu da düzgün işaretleyeyim. Evet geldik 4'e. Şimdi CD uzunluğunu kaç vermiş? 10 vermiş ve AC uzunluğunu 12 vermiş. Köşegen verilmişse eşkenar dörtgende işimiz gücümüz köşeye köşegen. Diğer köşegeni de çizelim. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar. Şunlar şunlar birbirine eşit. Hocam burası 12 idi. O zaman burası 6 6 yaptı. 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 8 yaptı burası. Burası da 8 yaptı. EB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor ve EC'yi de 2 vermiş. Kardeş şuraya bakar mısın artık? Bak bakayım ne var burada. Hocam 8 burası 8 burası. İkiz kenar dik üçgen çıktı burada. E o zaman burası da 8 kökü olur. Yani cevap balık kesir yaptı Dördüncü soruda. Geldik 5'e. ABC'de eşkenar dörtgen bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Şöyle açalım arkadaşım. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen olduğu için şu kenarların birbirine eşitlerini şöyle bir koyalım. Ve eşkenar dörtgende bu bir açı ortay değil miydi arkadaşlar? Köşegen evet. Hocam katlamadan dolayı buradaki açılar da birbirine eşittir. Şöyle şöyle. Hocam alfa alfa dersek buraya. E bu köşegen ya 2 alfa ise burası da 2 alfa yapar. Hatta 4 alfa burası da 4 alfa. Yani 2 alfa 2 alfa şeklinde olmak zorunda. Neyse AC uzunluğu isteniliyor bizden. A, B, S, C, E üçgenin çevresi verilmiş. Hmm. A, B, S, e. Bu açılara girmese miydik acaba ya? Neyse açılara girmiş olsaydık alfaya iki alfa muhabbetini bulurduk tamam mı? Neyse e, buradaki üçgenin çevresi verilmiş bana bak. Şu üçgenin çevresi verilmiş. O zaman katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Hocam burası A ise burası nedir? A'dır. Sonra şuraya bir B diyecek olursak. Şuraya bir B diyecek olursam. Hocam A artı B burası. Hocam burası da A artı B. E hocam burası da A artı B yaptı. Üst üste binen kenarların eşitliğinden dolayı. E sonra şuraya bir C dersem. A artı B artı C'yi kaç vermiş? 12 vermiş. A, C isteniliyor bizden. Hocam A, de zaten baksana. A artı B artı C. Yani cevap C'han yaptı. Açıyı böyle umursama orada. Açı ile ilgili de bir şey çıkmış olsaydı bu şekilde olacaktı arkadaşım. Tamam. Evet cevap C oldu. Geldik bir sonraki soruya. 6. sorudayız. Yukarıdaki A, B, eşkenar dörtgeni. Biçimindeki kartonun çevresi 84 verilmiş. 84. Bir kenar kaç yapıyor o zaman? 84 bölü 4'ten 21 yapıyor. E o zaman 21 ise buraya ne kaldı? 13 mü kaldı? Yok. 13 kalmadı. 12 kaldı. Sonra bu ne demiş? B noktasında 9 cm uzaklıkta bulunan E noktasının belirttiği EC boyunca kesilince DCE açısının ölçüsü BCE açısının ölçüsünün 3 katı oluyor. He, ben bunu böyle kestiğim zaman ne oluyormuş arkadaşlar? DCE açısının ölçüsü DCE açısının ölçüsü bak şurada kaçının ölçüsü BC açısının ölçüsünün 3 katı oluyormuş. Yani burası alfa burası 3 alfa oluyormuş. Evet şuraya 3 alfa yazalım. O zaman burası toplamda 4 alfa oldu. E 4 alfa olduysa şu köşegen olduğuna göre 2 alfa. 2 alfa olmak zorunda o zaman buraya da alfa kaldı. Bak bu bir açı ortay çıktı. Yani şu açılar birbirine eşit oldu. E hocam açı ortay çıktıysa ben buranın da 21 olduğunu biliyorum. Benden de AC uzunluğu isteniyor. Hocam açı ortay çıktıysa şu üçgende açı ortayı uygulayalım. Kollar oranı tabanlar oranı ya da 12 bölü 9 nedir? 12 bölü 9 tabandaki oran 3'e böl 4 3'e böl 3. Hocam burası 4K. Burası da kaç yapar o zaman? 3K yapar. E 3K eşittir 21 ise K'yı buradan 7 buluruz. K 7 ise X eşittir 4K. O zaman 28 mi çıkar? Evet. Cevap böylelikle Akçay oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. ABCD eşkenar dörtgen verilmiş. ABCD yani şu eşkenar dörtgeni şöyle belirleyelim istersen. Şuradaki ABCD. Bu eşkenar dörtgen verilmiş ve BD uzunluğunu 30 vermiş. Hocam eşkenar dörtgenle köşegenler dik kesir ve 30 sa bunlar 15 15 mi yapar? Evet. AC de aynı şekilde 40 sa bunlar da 20 yap yapar. E 15 20 25 üçgenden burası 25 burası da 25 oldu mu? Oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? DE uzunluğu isteniyor bizden. Hmm. Şimdi arkadaş buraya x buraya y deyip bir burada Pisagor bir de büyük Pisagor yapıp sonuca ulaşabiliriz ya da hiç öyle yapmayalım. Alandan gidelim. Bence daha sağlıklı olacak. Dikkat et. Tabana ait yükseklik var burada. 25 çarpı y bana bu paraya kenarın yarı eşkenar dörtgenin alanı verir. Alan dediğimiz 25 çarpı y'dir. Alan dediğimiz aynı zamanda köşegenler belliyken 40 çarpı 30 bölü 2 değil midir? Evet. E çünkü niye böyle? Köşegenler çarpının yarısı da aynı zamanda alan yapıyordu. E hocam 2'ye bölsen 20. 5'e bölsen 4. 5'e bölsen 5. Bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 6. 6 kere 4. 24. Y'yi böylelikle 24 buluruz. Hocam y 24 ise 24 25 üçgeni? 7 24 25 üçgeninden 7. soruyu 7. Yani Balıkesir buluruz. Geldik 8'e. Hocam bu açı ortay. Eşkenar dörtgen verilmiş şey. ya. Eşkenar dörtgende açı ortay. Köşegenler açı ortaydır. Yani bunun devamı köşegendir. Bunun da devamı köşegendir. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. E hocam burası da dik. E sonra BC'yi 10 vermiş bana. E burası da 10. E burası da 10. Sonra taralı alan nedir diye soruluyor bana. Arkadaş bir tane alanı bulursam. Şurada kalan daha, burada kalan daha, burada kalan daha, burada kalan daha. Yani 3A isteniyor bizden. E şimdi bak A alanını bulabilirim ben. A alanı ne eşit? 10 çarpı 3 bölü 2 eşit değil mi? Evet. Şimdi bunlara niye A dedik? Köşegenler 4 eşit parçaya ayırdığından dolayı. O zaman A alanı kaç buluruz? 15 buluruz benden. 3A isteniyor. Cevap da böylelikle 45 yapar. Yani 8. soru E-Dremit oldu. Geldik 9. soruya. Özdeş 3 tane eşkenar dörtgen birleştirilerek oluşturulan şeklin alanı 12 köküç verilmiş. O zaman bir tanesinin alanı kaç yapıyor? 12 köküç bölü 3'ten 4 köküç yapacaktır. Arkadaş bir tane eşkenar üçgenin alanını 4 köküç olarak biliyorum ve şurada ayrı bir şekilde göstereyim. Evet bunun alanını biliyorum. Bir de başka bir şey biliyor muyum? Biliyorum. Aslında özdeş eşkenar üçgenler, eşkenar dörtgenler. Hocam kenarlar birbirine eşit olacak. Özdeş ya bu kenarda bu kenarda çift çizgi, bu kenarda bu kenarda çift çizgi. Hatta açıları da birbirine eşit olmayacak mı? Mesela dar açıları birbirine eşit olacak ya da geniş açıları birbirine eşit olacak. Bak burası geniş açı. Hocam burası da geniş açı. Hocam burası da geniş açısı. Aa 3 tane geniş açı aynı yere denk geldi ve 360'a tamamlıyor. Eş yapılarda kenarların eşitliği açıların eşitliği bizim için önemliydi. E 360 bölü 3'den burası da 120 derece çıkar. Yani sen burada kaçı 120 derece buldun. Alanda 4 kök 3. Ali Bey uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Yani eşkenar dörtgendekinin bir tanesinin köşegeni soruluyor bize. Arkadaş 120 ise burası kaç yapar? 60 yapar da biliyoruz ya tabana ait yükseklikten gidebiliriz. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A'dır. Burası da A yapar? Evet eşkenar dörtgen burası da 2A. 2A çarpı A kök 3 neye eşit verilmiş? 4 kök eşit verilmiş. A kare buradan 2 yapar. A'yı da buradan kök 2 olarak bulur muyuz? Buluruz. E hocam eşkenar dörtgenin bir kenarına 2A dedik. O zaman 2A ise 2 kök 2 burası. 2 kök 2 burası yaptı. E burada da bir 30-30-120 üçgen çıktı. Yani kök 2, kök 2'nin kök 3 katı yapar burası. O zaman cevap ne yapıyor? 2 kök 6 yapıyor. 9. soru Edremit oldu. Geldik 10. soruya. Aşağıda verilen askılık 3 tane eşkenar dörtgen ile oluşturulmuştur. 3 tane eş eşkenar dörtgenden oluşturulmuştur. Burası atlanmış kusura bakmaya. Oluşturulan şekilde BE'yi 25 vermiş ve AD'yi de 90 vermiş. Hocam AD'yi de çizelim ve ABC'de de doğrusal olarak verilmiş. Bunlar eşse eğer bu o zaman buradaki köşegen uzunlukları da birbirinin tıpkısının aynısı değil midir? Eş Bak bu kenarlar burada verilmiş ya eş o zaman bu köşegenler de birbirine eşit diye direkt söyleyebiliriz. Şimdi burada o zaman 90 sağ o zaman burası ne yapıyor? 30 mu yapıyor? Ha, evet 3'e böldüğümüz zaman 30 yaptı burası. Buna göre askılığın alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar köşegen verilmiş ve bir kenar uzunluğu verilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim herhangi bir eşkenar dörtgende. Çizdiğimiz zaman köşegenler dik kesir. Ee, burası 30 sa, bunlar 15-15 oldu. 15-25-15-20-25 üçgeninden burası 20 burası da 20 çıktı. O zaman bir tane eşkenar dörtgenin alanı belli mi? Belli. İster dik üçgenin alanından 4 tane var deyin. İsterseniz köşegenler çarpımının yarısı diyin. Köşegenler 40 ve 30 çarpı. 40 çarpı 30 bölü 2 değil midir? Evet. Yani şunlar şunlar sadeleşti. Burası 20 yaptı. 2 kere 3 6. 600 yaptı. Ama askılığın tüm alanı isteniyor bizden. 600'den kaç tane var? 600 çarpı 3'ten cevabı 1800 diye ulaşırız. Cevap denizli oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. Çevresi 80 santimetre olan eşkenar dörtgen biçimdeki bir kartonun köşelerim kartonun merkezinde çakışacak şekilde katlandığında kısa kenarı 12 santimetre olan dikdörtgen elde ediliyor. He, ben bunu böyle katlamışım. Bak 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 bunu diyor. Şunu al böyle. Köşeleri merkezinde. Eşkenar dörtgenin merkezi neresi? Öncelikle onu belirleyelim. Eşkenar dörtgenin merkezi tam köşegenlerin kesim noktası. Ben diyor, bunu diyor böyle katladığımda köşeleri tam merkeze gelsin diyor. Şöyle köşeleri merkeze gelecek. Şu şuraya, bu buraya. Sonra burada köşe de buraya gelecek. Hop şöyle. Yani bu buraya geldi. Sonra burası da böyle geldi. Tamam. Şu şöyle geldi. Bu da böyle geldi. Ee, eyvallah. E ee, ben buradan ne çıkartıyorum o zaman arkadaşlar? Bu da bir dikdörtgenmiş. Arkadaşım, dikdörtgenin bu da dikdörtgen olduğuna göre dikdörtgenin tam böyle köşegenlerin kesim noktası oldu. Ee, şöyle yapalım mı? Hocam bu buraya geldi mi? Geldi. Sonra bu buraya geldi ya. Bu da böyle katladığında buraya geliyor ya. Burası da eşit oldu. Aa orta nokta oldu. Aynı şekilde hocam şu da şuraya geldi. Bak şu da şuraya geldi. Normalde bunlar eşitti. Hadi eşit değilmiş gibi göstereyim. Hocam bunu da böyle katladığında bu da buraya geldi. E bitti. Yani burası da orta nokta oldu. Burası da orta nokta oldu. E o zaman aynı mantıktan dolayı bunlar da orta nokta oluyor mu o zaman arkadaşlar? Evet, orta nokta oluyor. Şimdi bu bir dikdörtgen şeklindeymiş ve çevresi 80 cm olan 80'i bir 4'e bölsek kaç yapıyor? 80'i 4'e böldüğümüz zaman bir kenar 20 yapıyor. Yani 10, 10 burası da 10 yaptı. E burası da 10, 10 ya o zaman burası da 10 yapıyor bak. Yani onların çizgi oldukları belli. Hatta burası da 10, burası da 10 yaptı. E neler çıktı burada arkadaşım? Şöyle 12 birim. Şurası da 12 birimmiş. 12 birimse e, hocam burada x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için burası. Burası 6, 6 oldu. 6, 10, 6, 8, 13 üçgeni çıktı burası da. E o zaman burası 8 ise katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Ya da 8, 6, 8, 13 geninden burası da 8 çıktı. Karton katlanmadan önceki alan isteniyor bizden. E tamam kardeşim çıktı gitti ya. Burası 8, burası 8 mi? Evet hocam şu dikdörtgende bak buranın 12 olduğunu biliyorum. Buraya kadar olan kısmı 8 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde burası da 8, burası da 8'dir. Yani şu köşegen uzunluğu kaç çıktı o zaman? 16, 16, 32. 32 burası. E şu köşegen uzunluğu kaç çıkacak arkadaşım? Burası 6 mı? 6. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 6 olacak. 12 12 de 24 de burası çıktı. E o zaman 32 çarpı 24 bölü 2 bana alanı verdi. Ya da hocam ben burayı şey buldum. 6 8 10 burası da 8. Burayı 16 buldum. Sonra burayı da 12 buldum. Ben bu alanı bulursam bak orta noktalardan oluşan dörtgen ya. Bu alan tüm alanın yarısıdır da diyebiliriz. Ya da köşegenler belli ya. Köşegenler çarpının yarısı da diyebiliriz sonuca. E burası 16 yaptı. E o zaman 16 ile de 24 çarptığımız zaman Sanırım 384 çıkıyor arkadaşlar. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. 11. soru. Ve böylelikle test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videolar test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.